Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kaynağını bilmediğim açıları parametrik bir üçgende açı sorusunu yorumlayacağım. ABC üçgeninde parçalanmış açılara baktığımız zaman açılar 1, 2, 3, 4 ile orantılı verilmiş. Bu şartlarda teta'nın değerini bulmaya çalışacağız. Soruda ABC üçgenin taban açılarına bakacak olursak ABC üçgeni taban açıları 5 teta olan bir x-kenar üçgen. Çizimimize, çözümümüze soru üzerinde şöyle başlıyorum. Yine özel durumları görmek için eş uzunlukları renklendirmek istiyorum ben. Çünkü renklerin diliyle konunun zenginliği, anlaşılırlığı daha da artıyor diye düşünüyorum. Elimizde bir ikizkenar üçgen var. Peki elimizde başka bir ile orantılı olan, iki ile orantılı olan, üç ile orantılı olan açılar var. Dolayısıyla burada ek çizim yaparak yine biz özel durumları kurmaya, görmeye çalışacağız. Buradan D noktasından iki tetalık bir ışın çekmek istiyorum. D noktasından. Amacım burada yine özel üçgenler elde etmek, eş üçgenler elde etmek. X-kenar üçgen elde etmek. Buradan tahmini 2 tetalık bir ışın çektim. Bu ışının CD ile ayırdığı açının miktarını işte taslak olarak 2 teta olacak şekilde tasarladım. Sebep 2 bir daha 3 yapacağı için şu anda burası 3 teta yapacaktır. Buraya bir isim vereyim artık. Burası K noktası olsun. DK ışınını çizmiş oluyoruz. Şuradan fazlalığı silerek artık mevcut durumları yorumlamaya çalışalım. Şimdi elimizde içinde 2 teta ve 1 teta bulunan üçgenler var. Onları boyayarak böyle dikkatinizi çekmek isterim. Şu taradığım üçgenin iç açılarından ikisi 1 teta ve 2 tetadır. Burada da bu taradığım üçgenin iç açıları 1 teta ve 2 tetadır. O halde açı dağılımından üçüncü açılar sabit olacaktır. Örneğin bu açıya ben alfa diyecek olursam, buraya alfa diyecek olursam, üçüncü açıya, o zaman burası da alfa olacaktır. İç açılar toplamı sabit olduğundan dolayı. Ancak burada biz DK kesenini biraz evvel DK ışını çizdiğimizden dolayı elimizde bir ikizkenar üçgen elde ettik. Bu x-kenar üçgenin kenarlarını renk olarak aynı renklerle modellemeliyim. Yani buradan DK ile BD eşit olduğundan dolayı mavi ile BD'yi modellemem gerekir. Özel durumları görebilmek, kurabilmek adına. O halde ben BD doğru parçasını mavi ile modellemek istiyorum. Şimdi burada taramış olduğum üçgenleri karşılaştıracak olur isek, bakınız mavi kenara sahip üçgenlerde mavi eşit açılara baktığımız zaman alfa ve 2 teta var. Dolayısıyla buradan hemen şunu yazabiliriz. Açı kenar açı eşliğinden. Burada bu eşlik var. Dolayısıyla A B D üçgeni A B D üçgeni eş olur artık. CDK üçgenine. CDK üçgenine gerekçesini söyledik buraya. Mavi kenara bitişik olan iki açı alfa teta. Demek ki burada açı kenar açı eşliği var. Dolayısıyla burada alfa karşıları da eşit olacağından dolayı alfa karşılığında AB var ve burada da alfa karşısında DC var. O halde ben DC'yi de renk olarak kırmızıyla modellemem gerekiyor. Yani o halde ben DC'ye de kırmızı rengi çekmem gerekiyor. DC'ye kırmızı rengi çeken bir öğrenci artık burada özel durumları görebilir. A, B, C, D konkav dörtgeninde artık şurayı yazabiliriz biz. Burayı yazmak istersek. Burası 1, 2, 3 ve 1'in toplamından 7 teta yapar. Konkav dörtgenin 2 burada, 3 burada, 5 birer de kanatlar da var. 7. Burası 7 teta olmuştur artık. Aynı düşünceyle bu
ADC ikizkenar üçgen oluştuğundan dolayı buraya da 7 teta gelecektir. Artık klasik açı bilgisi ile 7 burada, 7 de burada, 14, 4 de burada, 18. Yani 18 tetayı biz 18 çarpı 10 olarak bildiğimizden dolayı teta açısını 10 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Burada güzel bir eşlik ortaya çıktı. Biz yine üçgenlerin eşliğinden yola çıkarak teta'nın 10 derece olduğunu bilmiş bulmuş olduk. Umarım dinleyenlere faydam olmuştur. Şu rengi biraz daha AD'yi koyulaştırayım. Hepinize başarılar dilerim. Ben Hasan Ata.